Horlama ve uyku apnesi nedir diyelim ve başlayalım. Horlama ve uyku apnesi. Horlama, kişi uyurken ses çıkarması, gürültü yapması. Uyku apnesi ise nefes alamama belli bir süre. Eğer belli bir süre 10 saniye geçerse tehlikeli olmaya başlar. Neden kişi horluyor? Şimdi bazı insanlar alerjik rahatsızlıklardan veya başka sebeplerden dolayı dili normal olarak şişer. Dil kökünde biraz daha büyük şişme olur. Bir. İkincisi, dilcik zamanla sarkabilir, uzayabilir. Bu da boğaza doğru nefes almayı önler. Üçüncü olarak geniz eti, orta kulak iltihaplanması, sinüzit vesaire nedeniyle geniz eti büyürse nefes almayı engeller. Bunlar boğaza akan, sinüslerden burun yoluyla alınan hava boğaza giderken burada arkada dilciğin arkasında geniz eti var. Buradaki şişme veya dilciğin uzaması veya dil kökünün dilin büyümesi veyahut da boğazdaki lenf bezelerinin iltihaplanma nedeniyle şişmesi veyahut da bademcik iltihaplanması nedeniyle bademciklerin büyümesi, şişmesi. Yani birçok faktör var. Genellikle horlama daha çok kimlerde gözükür? Yaşlı insanlarda. 40 yaşından sonra daha çok, 60 yaşından sonra ise hemen hemen her iki kişiden birinde %50 oranında. Yani demek ki milyonlarca insan horluyor. Geçenlerde benim hanım da horluyor. Uyuyamıyorum dedim, az onu gittim. Şöyle ne oluyor dedim. Dedi ki ne oluyor, ne oluyor, uyuyamıyorum. He. Sürekli horluyor. Ben horlamam diyor. Horlayan insan horladığını bilmez. O uyuyor ya, rahat uyuyor. Nereden bilecek? Yani bir ses çıkartıyor ama tabii ki ondan haberi olmuyor. Horlayan insan eşine rahatsızlık verir. Oturdu, hatta bazıları komşusuna bile rahatsızlık veriyor. O kadar gürültülü horluyorlar ki topluca uyuyan, mesela askerde topluca büyük şeylerde uyuyor ise askerler veya yurtlarda horladı mı bir kişi, tamam bir kişi horladı mı diğerlerin hepsi perişan oluyor. Bazen de otobüste gece yolculuğu yaparken bir kişi horlarsa ne olur? Bütün otobüstekiler sinir olur. Uçak yolculuğunda, gemi yolculuğunda vesaire vesaire. Yolculuk esnasında da bir iki kişinin horlaması demek bütün yolcuları perişan eder. İşte efendim, horlamaya karşı burnuna şöyle bir şey var, bir alet var. İşte bunu takarsan horlamayı keser. Nasıl kesecek? Kesti diyelim, çözüm mü değil. Neden? Çünkü bademcikler büyümüşse küçülmez. Geniz eti büyümüşse küçülmez. Lenf bezleri, boğazdaki lenf bezleri şişmişse normale dönmez. Alerjisi varsa geçmez. Herhangi bir metal parçayla burnuna takıyorlar. Birisi bana hediye etmişti. Ben de takmıştım burnuma. Yani denemek için, iş olsun diye. Hava. Sadece para. Piyasada çok. Horlamayı kesen bir sürü uyduruk şeyler. Ben de bununla ilgili ne yapabilirim acaba? Çünkü milyonlarca insan bu dertten muzdarip diye düşünürken bizim dostumuz Hollanda'da Turgay Bey 42 yaşında, o da tansiyonu var, kolesterolü var, birçok problemi var. Bana dedi ki ya şu rahatsızlığım için ne var? Biz ona kolesterol, tansiyon, karaciğer yaralanması, alerji için bir ürün gönderdik. Horlama nedeniyle artık eşiyle neredeyse boşanma noktasına geliyor. Horlamayı hiç Evet, bir söylememişti. telefon bağlantımız var. Alo. Alo, Alo. hayırlı akşamlar. Alo. Tekrar bağlantı kurulacaktır. Biz devam Evet. edelim. Alo. Alo. Hayırlı Sesli. akşamlar. Evet, devam edelim. Hak düşmüş. Şimdi 42 yaşında bir beyefendi, evli, çoluğu çocuğu var. Ama hanımıyla bu horlama nedeniyle artık yıllardır adamcağız horluyor. Tabii kendisini pek rahatsız etmiyor ama hanımı rahatsız olmuş, artık aynı yatakta yatamıyorlar. Yatakları ayırıyorlar. O odada yatıyor, bu odada yatıyor.
huzursuzluk had safhada. Boşanmayı bile düşünüyorlar. 6 hafta sonra dedi ki ya Allah senden razı olsun. Hem horlamadan hem de uyku apnesi rahatsızlığından kurtuldu. Uyku. Şimdi Afrika'da yetişen bir bitki var. Nedir? Afrika ıtırı. Afrika ıtırı sinüzite, faranjite, bademcik iltihaplanmasına, geniz etine karşı dünyada en etkili bitki. Kim diyor? Bununla ilgili klinik araştırma yapılmış. 50 binden fazla insan üzerinde denenmiş. Sinüzit, faranjit, bronşit, boğaz ağrısı, bademcik iltihaplanması gibi rahatsızlarına karşı bu bitkiyi eskiden beri binlerce yıldır Afrika'da, Afrika yerlileri Zulu kabilesi kullanmış ve Afrika dilindeki adı Umkalabo. Hani onlar her derde deva diyorlar. Bizdeki iksir gibi. Biz nasıl iksir diyoruz her derde deva. Onlar da Umkalabo diyorlar. Bu ıtırın kökünden. Bundan 200 yıl önce orada seyyah olan İngiliz asıllı bir seyyah hastalanmış. Adam artık verem nedeniyle ölecek bu diye koymuşlar bir kenara. Bu Güney Afrika'da altın madenlerinin, elmas madenlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte Avrupa'dan, Amerika'dan binlerce insan oraya zengin olmak için, altın çıkarmak için, elmas çıkarmak için, zengin olmak için oraya göçtüler. Tabii ki çok yoğun bir kalabalık ve çok hijyen olmayan bir ortam ne oldu? İnsanların çoğunda verem gibi, bronşit gibi, astım gibi birçok hastalık ortaya çıktı. Ve Afrika yerlileri bu ağır hastaları neyle tedavi ettiler? Afrika ıtırıyla. O günden beri Umkalabo yukarı nefes yolları için dünyada en etkili bitkidir. Evet. Umkalabo horlamaya karşı 10 numara, hiçbir yan etkisi yok.